Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 30. haftasının 4. videosundayız. Ne yapacağız? Katı cisimlerden sonraki ÖSYM benzeri sorulardan test 4'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Ayrıt uzunlukları 12 cm, 12 cm ve 32 cm olan bir kare dik prizma ayrıt uzunluğu 1 cm olan küplere ayrılıyor. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği 2 cm olan mesela yüksekliği 2 cm olan şöyle bir şekli çizeyim ben şöyle bir karedik dik prizma oluşturuluyormuş. Yükseklik 2 santimetre. Taban da A A bilmiyorum. Peki önceki cismimiz nasıldı bizim? Şöyleydi. Nasıldı? Şu şekildeydi. Ve kenar uzunlukları da 12, 12 ve 32 idi. İşte bu birim küpler ayrılıp bu oluşturuluyor ya. Aynı cisimle yani birim küpler ayrılma. Bunun bir, birim küplerinin sayısı ne yapıyor? Hacmi yapıyor. aynı birim küplerle bunu oluşturuyorum. Hacimleri eşit demek değil midir? Evet. Yani 12 çarpı 12 çarpı 32 eşittir. A çarpı A çarpı 2'ye eşit olmak zorunda. E buradan 2'ye böldüğüm zaman 16. Her iki tarafın kare aldığım zaman yani kök 12 çarpı 12 çarpı 16 eşittir. A kare kare aldım. 12 çarpı 12 144 dışarıya 12 diye çıktı. 16 da 4 diye çıktı. Eşittir A yaptı. Yani A'yı da biz 48 bulduk. Evet A dediğimiz uzunluk 48'miş. Şimdi bu kare dik prizmanın yanal alanı diyor. Taban çevresi çarpı yüksekliği miydi? Yanal alan taban çevresi. 4 tane 48 çarpı bir de yükseklik dersek olay biter. Bu da kaç yapıyor? 4 kere 2 8. 8 ile 48'in çarpımı 64. Bu da 4 kere 8 32. 364. 32. 32'yi 6'ya eklersem 384 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle Cihan oldu arkadaşım. Evet geldik bir sonraki soruya. İçi boş olan kare dik prizmanın içine yüksekliği kare dik prizmanın yüksekliğine eşit olan düzgün kare dik piramit şekil birdek gibi yerleştirilmiştir. Prizma ile piramit arasına hacmi V1 birim küp olan su prizmanın yarı yüksekliğine kadar doldurulmuştur. Sonra piramit şekil 2'deki gibi ters çevrilmiş ve bir miktar su prizmanın yarı yüksekliğine kadar doldurulmuştur. He, bunu şey yapmışız çevirmişiz sonra böyle ters çevirmişiz sonra biraz daha su eklemişiz buraya. Bu durumda suyun hacmi V2 birim küptür. Bu, buna göre V2 bölü V1 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunun hacmi nedir? Taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Öbürünün hacmi de taban alan çarpı yükseklik. Yani piramitle yüksekliği aynı olan prizma. Biri taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Biri de taban alan çarpı yükseklik olduğundan 1 bölü 3 hacim olmak zorunda değil mi? Evet yani şunun hacmi ile bu ne, ne diyorlar buna ee, prizmanın hacmi oranı 1 bölü 3. Aynısını koni ve silindirde de uyguluyorduk zaten. Aynı yüksekliğe sahip olanlarda. Peki şimdi yorumlayalım bakalım. Yarı yüksekliğine kadar su ile dolu. Hocam şunlar birbirine eşit ya. Burada kesik piramit var. Benzerlik oranının kübü. Yani 1 bölü 2'nin kübü kaç yaptı? Hocam 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 yaptı. Yani burası V iken tamam 8V 7V yaptı burası. Evet burası 8V iken tamamının hacmi 3 katı 24V yapacak. Yarısına kadar olan kısmı ne olacak? 12V olacak. Diğer yarısına kadar olan kısmı da 12V olacak. O zaman suyun hacmi ne oldu arkadaşlar? V1 demişti. 75 5 daha 12 olduğundan 5V oldu. Evet V1'i 5V bulduk arkadaşlar böylelikle. Sonra V2'yi bulurken de ters çevirip içine su ekledim. Yarı yüksekliğine kadar yine geldi ya yine aynı mantık. Burası V iken burası 7V değil mi? Evet. E tamamı 24V olacaktı. E buraya da 12V mi kaldı? 12V'ye 12V olacak burası. E, tamamı 12 V. V'si buradaysa boşluğa da 11 V mi kaldı? Yani e, bu ne diyorlar buna? Piramitin dışındaki kısma da tamamı 12 V yapacak ya. E, buraya da 11 V kaldı. Buradaki boşluğa da V2 demiş. V2 de 11 V yaptı. Bizden ne isteniyor? Bunun oranlaması isteniyor. Cevapta kaç yaptı o zaman? 11 5 yaptı. Yani ikinci soruyu böylelikle balık esir bulduk. Geldik 3'e. 5 arkadaş ayrıtı 7 birim olan küp için biçimindeki pastayı 1 taban ayrıtı 5 birim olan kare dik prizma ile özdeş dört üçgen dik prizma. Ha. Şimdi bu kare prizma bir de özdeş. Şunlar da özdeşmiş. Şunlar da özdeş olacak şekilde beş parça ayırmış. Sonra beş arkadaştan her biri birer parça alıyor. Buna göre en büyük hacimli parçaya alan. Arkadaşım şurası kaç kenardı? 5 olan bir kareydi değil mi? Evet 5 olan bir kare ise. Bunun yüksekliği de 7 olarak verilmiş. E bunun hacmi nedir? Taban alan çarpı yükseklik yani 25 çarpı kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar. Bölü ne diyor? Şu 4 tane parçadan bir tanesine oranı. Hocam geriye kalan 4 parça ne yapıyor? Bak şimdi dikkat et. Şimdi taban alan çarpı yükseklik. Bunlar hiç parça değil mi? Evet. Bunun bir kenarı 7 olduğundan alanı 49 değil mi? Aynen öyle. E burası 25 ise 49'dan 25 çıkarsan kaç yapıyor? 49'dan 25 çıkarsan şu mavi alanlar yapıyor. E, bu mavi alanlarda özdeş olduğuna göre bir de bölü 4 dersek bir tane taban alanını bulmuş oluruz. 49'dan 25 çıkarsa 24 bölü 4'ten alan 6 çıktı. Evet bir tanesi 6 çıktı. Taban alan çarpı yükseklik diyeceğiz. Evet buradaki alan 6 çıktı. Yükseklik de 7. Yani taban alanı çarpı yükseklik olduğundan dolayı burası 6 çarpı 7 yaptı. Ama bize diyor ki en büyük hacimli parçayı alan diğerlerinden alandan ne kadar fazla almıştır diye soruluyor. O zaman 25 çarpı 7'den neyi çıkartacağız arkadaşlar? 6 çarpı 7'yi çıkartacağız. E burada 7 parantezin aldığımız zaman 25 eksi 6 yaptı. Bu da 7 çarpı 19 yaptı. Bu da 7 kere 9 63. 7 kere 1 7. 7 6 daha kaç yapıyor? 13 yapıyor. O zaman cevap da 133 yapmış oldu. Yani 3. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik dördüncü soruya. Kumsalda kum ile oynayan peri düz bir zemin üzerinde yarı çapı 8 birim yüksekliği 15 birim olan ve tabanları çakışık olan iki yarım koni elde edecek şekilde kumu kazıyor. Hocam iki yarım koni işte bak şu şekilde şöyle bir yarım koni. Ya ben bunu bu şekilde kestiremiyorum hocam diyenler hemen şunu yapsın kardeşim. İki tane tam konuyu çiz bak sorunun çözümüne de çok rahat bir şekilde ulaş. İki tane tam koniyi çiziyorum kardeşim ben. Şöyle çizdim. İki tane tam koni çizildi mi çizildi. Sonra Tam konuyu çizeyim. Tam çizeyim hatta. Hocam tam koniyi işte şu şekilde oldu mu? Oldu. Çizdik. E iki tane yarısı ne olacak peki? Hocam yarısı da çok basit. Şunun yüksekliğini çizince hatta bunu da yüksekliğini çizince. Bak yarısı bu taraftaki değil mi arkadaşlar? Ben dikine çizdim ama yatayını da anladınız herhalde olayın. Evet şunun şu sarı bölge dikeyi bak şurası dikine çizmiş oldum ben. Bak soruyu böyle çizince çok daha rahat bir şekilde çizilecek şimdi soru büyük ihtimalle arkadaşım. Soruyu tam okuyalım. İşte siz de böyle hamle yapmalısınız. E hocam sınavda böyle soru çıkar mı? Baksana soru ne diyor böyle iki tane yarım konu falan filan. Arkadaş çıkmış sorunun benzerini yazdım ben. Ve çok güzelini yazdım. Bak o çıkmış soruya da bak. O çıkmış soru da biraz zor. Ama bak ben çok çok daha güzelini yazdım burada. E, orada da sanırım yine konu ilgili bir soruydu. Ben bu sefer yarım konu yapmışım. Bak yarım konu kumsal işte bu. Devam edelim sonra. Bak sonra küre biçimindeki deniz topu kazdığı kumun en derin kısmına yerleştirdiğinde topun tepe noktası kumsal yüzeyle aynı seviyede oluyor. Bizim kumsal yüzeyimiz ne? Şu yüksekliğimiz değil mi? Evet bir top koyacağım. Şu sivri noktaya gelecek. Yani bizim topumuzun nasıl olması lazım arkadaşlar? Şuraya da teğet olması lazım. Şunu da çizeyim ben de. Tam şuraya teğet olması lazım. Aynı izade olması lazım. Evet küreyi çiziyorum. Küre dediğimiz bir çember arkadaşım değil mi? Küreyi çizdim. Tam böyle Küre çizilecek. Çizildi. Ve şöyle teğet mi olacak arkadaşlar buraya? Topu koyduğum zaman tam sivri noktaya gelmez tabi ki değil mi? Koyduk. Aynı hizada oldu mu? Oldu. Evet kürenin yarı çapı bu. Öncelikle bize 8 ve 15 verilmiş. 8 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden burası 17. Hocam burası da 17. Burası da 17 olduğunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor? Deniz topunun yarı çapı uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bak çok basit bir soru. Kürenin yarı çapını araya diyelim. Merkez var. Teğet var. Çektik. 90 derece çizdik. E hocam burası da R. Şu uzunluk lazım bana. E tamamı 8'di. 8 olduğundan dolayı buraya ne kaldı? 8 eksi R kaldı. Hocam burası kaldı. E 15. Bak çemberde. Şu çemberde T, T uzunlukları birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. E şu T, şu T 15 ise burası da 15'tir. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Ve sonrasında burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı arkadaşım? Çıktı. Yani 8 eksi R'nin karesi artı 8 eksi R'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı R'nin karesi dersek biz buradan yarı çapı buluruz. Aslında çok kolay bir soruymuş değil mi? Yok efendim yarım koni şeklinde kazmışız da topu koymuşuz da top kumsalla aynı seviyede oluyormuş da bilmem ne. İşte bu yeni nesil soru kardeşim. Bunu anlayıp senin bu şekilde dökmen lazım. Bu şekilde dökerken de yarım koni, iki yarım koninin böyle birleşimi için e, tam koniden yarım koni oluşturacaksın. Önce bir tam koni çiz. Sonrası zaten gelir. Bak bunun niye yazıyorum? Böyle soruları niye yazıyorum? Sen bu soruyu burada gör. Sonrasında sıkıntı yaşama diye yazıyorum. Kolay bir soru değil miymiş gerçekten? Bildiğin çember sorusu. Değil mi? Evet, 64 eksi 16 r artı r kare eşittir 4 artı r kare ve bu arada mükemmel bir soru olmuş arkadaşlar. Çok da kolay ve sınavda çıkmaya aday. Buradan 60 eşittir 16 r oldu, r de buradan 60 bölü 16 geldi. Buradan da 4'e bölsem 15, 4'e bölsem 4. Cevapta kaç yaptı? 15 bölü 4 yaptı. Gerçekten ama gerçekten. Valla bu zamana kadar ki yazdığımız soruların en güzeli diyebiliriz arkadaşlar. Harbiden en güzeli. Ya çok zor mu? Değil. Mükemmel bir soru ama. Yarım küreyi nasıl kullanacaksın? İşte sen bunu uyarlayabilirsin. Artık böyle adam sana bir piramit çizerse mesela. Tam piramiti çiz. Yüksekliğini çizdiğin zaman o yükseklikteki kesitteki oluşan diğer sağ taraf ya da sol taraf yarım piramit yapıyor. Değil mi? Evet bak ne güzel şeyler öğreniyorsunuz. Çok da kolay bir soru. Geldik 5'e. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi, bir yüzü de sarı renge boyanacaktır. Evet. Ben şuraya bir çizeyim. Şöyle bir prizmayı çizeyim arkadaşım. Soruyu anlayabilmek için. Tam olarak çizsem güzel olacak ha. Şöyle çizdim. Çizince şöyle ön arka sağ sol Evet bir yüzü hangi renge boyanacakmış? Kırmızı. Bir yüzü mavi bir yüzü de sarı renge boyandı. Kırmızının arka tarafı hala beyaz. Sarının sol tarafı hala beyaz. Mavinin alt tarafı hala beyaz. 3 tane beyaz rengim var. Şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Buraya da C diyeyim. E burası C olduğunu da biliyoruz. Peki kırmızı ve mavi boyalı yüzeyler haricindeki. Kırmızı ve mavi yüzeyler haricindeki alanlara bakacak olursak. Normalde arkadaşlar yüzey alanı bunun neydi? Hocam kenarların ikişerli çarpımıydı. 2AB, i̇ki 2AC ve 2BC değil miydi? Evet 2 BC'ydi. Ama şimdi kırmızı yüzeyi çıkartacağım. Kırmızı yüzey bir tane AC'ye çıktı. Bir tane AC çıkınca o zaman bir tane, iki tane AC'den bir tane AC kaldı. Bir de maviyi bir çıkartacağım ben şimdi? Maviyi çıkartacağım. Mavinin alanı da şurası B. Şurası da A değil mi? Evet AB'yi de çıkartacağım. Bir tane AB'yi de çıkartacağım. O zaman burada da AB kaldı. İşte bu alan neye eşitmiş arkadaşım? 67'ye eşitmiş. Tamam sonra yine 2AB, 2AC ve 2BC temi yüzeyinin alanının olduğunu biliyorum. Mavi ve sarıyı çıkartacağım. Maviyi çıkartmak demek AB'yi çıkartmak demek. Yani bir tane AB çıktı. Sonra hangisini çıkartacağım? Sarıyı. Sarıyı çıkartmak demek BC'yi çıkartmak demek. O zaman bir tane BC kaldı. Bu da 62'ymiş. Kırmızı ve sarı boyalı haricindekiler. Kırmızıyı çıkarttım. AC'yi çıkarttım. Önce 2AB sonra 2AC sonra 2BC'yi yazayım. Şurası AC'ydi değil mi? Heh yazayım eşittir. Öncelikle şeyi yapalım. Kırmızıyı çıkartsam AC'yi çıkarttım. Hocam AC çıktı. Bir tane AC kaldı. Sonra sarıyı çıkartacağım. BC'yi çıkartacağım. Hocam bir tane BC kaldı. Bu toplamda kaça eşitmiş? 59 eşitmiş. Arkadaşım ÖSYM son yıllarda bu tür soruları gerçekten seviyor. Dikkat edin. Sen böyle denklemler elde ettiğin zaman ne yapacaksın? Taraf tarafa çarpma ya da taraf tarafa toplama yapacaksın. Yaz. Belki hacimsel bir şey verecekti. O zaman çarpacaktık büyük ihtimalle. Tabi 3 tane olunca çarpmak biraz sıkıntılı da. Taraf tarafa topla bakayım ne geliyor. Taraf tarafa topladığın zaman. Hocam AB AB AB. Yani 2 4. 4 AB mi yaptı burası? Evet. AB'den 4 tane oldu. Sonra AC'den de 4 tane oldu. Sonra BC'den de 4 tane oldu. E bunların toplamı da şunların hepsinin toplamı. 9 2 daha 11 7 daha 18. 6 6 12 17 18 mi yaptı? Bir de elde vardı 18 yaptı. Bu dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Ben böylelikle alanını bulacağım ben bunun. Bu dikdörtgenler prizmasının alanını bulurum ben böyle. Değil mi? Evet. E, o zaman ben burada AB çarpımlarını falan bulmalıyım. AB'yi, AC'yi ve şeyi bulmalıyım aslında. O zaman ben burada şöyle bir hamle yapmalıyım arkadaşlar. Ben şu hamleyi yaptığım zaman ne buluyorum? 4AB, 4AC, 4BC'yi buluyorum. Hatta 2'ye böldüğüm zaman da tüm yüzey alanı istenmiş olsaydı 2'ye de böldüğüm zaman da kaç çıkacaktı? 94 çıkacaktı. Yüzey alanını bulacaktım. Ama benden ne isteniyor arkadaşım? Benden şu isteniyor. Benden hacmi isteniyor. O zaman ben A çarpı B'ye, B çarpı C'ye ya da A çarpı C'ye ulaşayım ki ya da bunların çarpımına ulaşayım ki sıkıntı olmasın. Peki bunlara ben nasıl ulaşırım? AB burada şu iki bilinmeyeni denkleme bakabiliriz. Yani bunlardan bir işlemler yapabiliriz arkadaşlar. Taraf tarafa topladığım zaman bu geldi. Tamam. Hatta ben buradan devamını getireyim bunu ya. AB artı AC artı BC'yi buradan kaç buluruz? 2'ye bölsem 94. Bir daha 2'ye bölsem kaç yapıyor? Ya 4'e ver işte ya. 4 kere 4 16. 4 7 28. 47 geldi. Evet burası 47 geldi arkadaşlar. Şimdi elimizde bu var. E sonra elimizde bu var ya. Bak dikkat et. AB, BC ve AC'nin toplamı 47 var. Arkadaş şuna dikkat eder misin yukarıdakine? Yukarıda AB, AC ve 2 tane BC var. E burada sen AB artı AC artı 2 tane BC. BC artı BC'nin 67 olduğunu biliyorsun. E şu ifade zaten 47'ye eşit. Bu 47'ye eşitse o zaman buradan BC'yi ne bulursun? 67 eksi 47 bulursun. 67 eksi 47'de kaç çıkar? 20 çıkar. Devam edelim. Sonra öbüründe AB artı 2AC artı 2 tane AC'yi de şöyle yazalım. AC artı e, AB, AC ve BC yazalım. Bir de AC'yi bir daha yazalım. İkincisinde bu da 62'ye eşitmiş. E burada şu toplam zaten 47 idi. 62'den 47 çıkınca da kaç kalıyor? 15 mi kalıyor arkadaşım? Evet 15 kalıyor. Böylelikle AC'yi de 15 buluruz. Sonra vay soruya bak be. Şu üçüncüyü kullanayım. İki tane AB var ya AB artı AB artı AC. İki tane AB'yi de şöyle ayırayım. AC artı BC eşittir kaç verilmiş? 59 verilmiş. Şu zaten kaça eşit? 47'ye eşit. 59'dan 47 çıkınca da kaç yapıyor arkadaşım? Sanırım 12 yapıyor. Yani AB'yi de kaç bulduk? 12 bulduk. Şimdi elimde BC var, AC var ve AB var. Şimdi bu elimde bu varken ben de A çarpı B çarpı C'yi elde etmeye çalışacaksam ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Taraf tarafa çarptığın zaman hocam A kare B kare ve C kare kaç geldi? 20 çarpı 15 çarpı 12 geldi mi? Geldi. Bak dikkat. Buradan her iki tarafın kare alacak olursam A çarpı B çarpı C işte kök 20. 20 dediğim nedir? 4 çarpı 5. 15 dediğim nedir? 5 çarpı 3. 12 dediğim nedir? 4 çarpı 3. Hocam 2 tane 4, 1 tane 4 diye çıkar. Yani 4 diye çıktı. 2 tane 5, 1 tane 5 diye çıkar. 2 tane 3 de 1 tane 3 diye çıkar. 4 kere 5 20. 20 ile de 3'ü çarptığın zaman kaç çıktı? 60 çıktı. Evet, cevap böylelikle 60 oldu arkadaşlar. 5. soru. Yani güzel bir soru. Eee hoş bir soru ama ÖSYM bu sorulara dikkat ediyor. Yalnız böyle bir şey verildiğinde bak yüzey alanında direkt bulutturabilirdi. Yüzey alanı bunun 2 katı olacaktı. Değil mi? 94 olacaktı. Ama burada Adam rahat durmamış. Yine işlem yaptırmış. A, B, A, C, B, C, belliyken. Burada şeyi bulduk. Şunları yine kullanaraktan. B, C, A, C ve A, bulduk. Bunu bulunca da A, B, elde etmek istiyorum. Taraf tarafa çarparak buluyoruz onu Dikkat edin ve bu çözüme dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM yine böyle bir soruyla karşınıza gelebilir mi? Gelebilir. Hatta böyle bir soruyu sormamış da. Hani bu kadar abartılı bir soru da sorabilir belki. Çünkü taraf tarafa toplamayla taraf tarafa çarpmayla ilgili soruları gerçekten ÖSYM seviyor. O yüzden buna dikkat edin. Evet taban ayrıta A ve yüksekliği H olan bir dik kare piramidin hacmi taban alan çarpı yükseklikte bulunur biliyoruz. Yüksekleri eşit içleri boş ve tabanları birbirine paralel olacak şekilde iç içe bulunan iki dik kare prizmanın. Arkadaşım iki tane dik kare prizma çizelim. Şöyle kare prizmayı çiziyorum ben. Çizdim. Bir tanesini çizdim. Şöyle Ctrl C, Ctrl V yaptım. Çizdik mi? Çizdik. Tamam. İç içe çizeceğim bir de. Hop, bazen aksilik yaşıyoruz ha. İç içe bir tane daha kare prizma çizeceğim arkadaşlar. Şöyle kare prizma bu. Sonra içinde bir tane daha olacak. Hocam içinde bir tane daha da şöyle çizeyim istersen. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Bir tane daha oldu çizdik. Tamam. Şimdi diyor ki bize Yüksekleri eşit ve içleri boş. Tabanları birbirine paralel olacak şekilde iki tane dik prizmayı çizdik. Bu kare dik prizma. Bu musluklardan biri içteki prizmaya, diğer ise prizmalar arasındaki kalan bölgeye birim zamanda aynı miktarda su doldurmaktadır. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki prizmanın tamamı dolduğu anda, içteki prizmanın tamamını doldurduğu anda ne oluyormuş? Musluk kapatılıyor. E, diğerinde de bir su oluşacak mı arkadaşlar? Şöyle bir su oluşacak mı? Oluşacak. İşte şöyle bir su oluştu burada da. Arada yalnız değil mi? Çünkü şu büyükle küçüğün arasında böyle bir şey oluştu. Prizmalar arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğin 3 katı oluyormuş. He, son durumda içteki prizmadaki bulunan suyun yüksekliği. içteki prizmadaki suyun yüksekliği tamam zaten. Sonra musluklar arası, e, cisimler arasında kalan yüksekliğin 3 katı oluyormuş. Yani burası haşken burası 3 haş oluyormuş arkadaşım. Peki bizden ne isteniyor? Buna göre dıştaki prizmanın taban ayrıtının uzunluğu İşteki bizim taban ait uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E o zaman ben buraya A diyeyim, buraya B diyeyim, A bölü B nedir diye soruluyor. Arkadaşlar sonuçta aynı miktarda su içine boşaltılmadı mı şöyle? Evet bir buraya, bir de buraya su boşaltıldı böyle. E bunun hacmiyle buradaki arada kalan kısmın hacmi birbirine eşit olacak. Bunun hacmi nedir? Hocam bunun hacmi pi b ne pi'si pi yok ki. Taban alan çarpı yükseklik yani b kare çarpı 3h değil midir arkadaşım? Evet b kare çarpı 3h çünkü yüksekliği 3h. Peki aradaki kalan bölgenin hacmi nedir? Aradaki kalan bölgedeki hacmi taban alan çarpı yükseklik. Ama dikkat tamamını buldun. Su arada kalan yer değil mi? Yani şuradaki cismin hacmini çıkartmayacak biz arkadaşlar biz. O da ne olacak? Eksi b kare çarpı h. Çünkü bu kadarlık kısım oradaki suyu engelliyor. b kare çarpı h yaptı. O zaman bunu öbür tarafa yaptık. Bu 3 b kare h. Bu da b kare h. Eksi b kare h artı b kare h diye gitti. O zaman burası da 4 b kare h mi yaptı? Evet. O da a kare haşa eşitmiş. Haşlar ne oldu? E buradan a kare eşittir 4b kare olduğundan her iki tarafın kare kökünü alacak olursam eğer a da buradan 2 b eşit oldu. Evet bizden zaten ne isteniyor? Ayrıtlar oranı isteniyor. Yani bizden a bölü b isteniyor. a dediğimiz 2b ya 2b bölü 2'den 2b bölü b'den cevap da kaç yapar o zaman? 2'yi yapar. Yani altın soru böylelikle denizli çıktı. Soruyu anlayınca basit sorular zaten bunlar. Kenan yani ben ayrıt uzunluğu birbirim olan 4 adet küpü her birinin en az bir yüzü diğer bir diğer bir küpün bir yüzüyle tam örtüşecek biçimde birbirine yapıştırıyor. Buna göre Kenan'ın bu şekilde elde edebilecek kare prizma dikkat. Bununla ilgili ben karedik prizma elde edecekmişim. Şimdi birim küplerle karedik prizma elde edeceğim. Hocam nasıl elde edebilirim onu? Bir böyle tabanı kaç olabilir arkadaşım? 1 olabilir. Tabana 1 olan karedik prizmayı şöyle elde edebiliriz arkadaşım. Şöyle birim küpleri de üst üste koydum. Tabanı da 1. Hatta bu taban 1. Burası da 1. Hocam kare dik prizma 4 tane. Bak 1, 2, 3 ve 4. Değil mi? 4 tane koyduk. 1, 1, 4. Kare dik prizma oldu mu? Oldu. Başka tabanı ne olabilir? Kare dik prizmanın tabanı bir de 2 olabilir. Tabanı 2 olacaksa da bakalım tabanı 2 olan olur mu böyle? Tabanı 2 olan bir kare dik şeyi çizeyim. Şöyle bir şey çizeyim bakayım. Evet, şöyle bir şey çiziyoruz. Allah Allah, niye takıldı bu? Şöyle çizdik. Heh. Şimdi bunu çiziyorum. Tabanı iki olan çizdik bu sefer. Ceterle C, CTRL B. Şöyle çizdik. Evet, uzun zamandır video çektiğim için şöyle takılmaya başladı arkadaşlar burası. Bu sıra bakmayın, az kaldı zaten. Tabanı iki olanı çiziyorum arkadaşlar şimdi. Çizdim. Tabanı iki olunca da nasıl olacak? Şöyle olacak. Evet. Çizdik. Tabanı 2 olursa 2 2. Burası da 1 mi olacak? Evet. Birim küplerle ben bunu oluşturabilir miyim? Oluşturabilirim. Çünkü birim küp sayısı hacim sayısıydı. 2 çarpı 2 çarpı 1. Yani 2 çarpı 2 4. 4 bir tane birim küpten oluşur mu? Evet. Nasıl 4 tane birim küpten oluşuyor? İşte böyle. Şöyle. Şöyle. 4 tane birim küp oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Görüyorsunuz. 4 tane birim küpten oluştu. Başka tabanı 3 olandan bir tane şey elde edebilir miyim arkadaşlar? Hayır. İşte hacimden yapabilirsiniz. Birim küplerle oluşturulabilecek yapıya bakacaksın ya. Bir tabanı 1 bir olabilir. Birin karesi çarpı h 4 yapacak. Çünkü bir kenarı bir adet bir birim olan 4 tane küp. Hacmi ne olacak? 4 olacak. Taban kenarı 1 ise o zaman 1 çarpı 1 çarpı h h'ın 4 olması lazım. 4 tanesini üst üste koyabilirim. Ya da tabanı 2 ise 2 çarpı 2 çarpı h h da burada ne oluyor? 1 oluyor. Tabanı 3 ise 3 çarpı 3 çarpı h h burada tam sayı olmuyor. Bunun tam sayı olması lazım. O yüzden iki tane şekilde böyle bir şey elde edebilirim arkadaşlar ben. Kare dik prizma dediği için iki tane şekil oluştu. İşte bizden cisim köşegenlerin uzunlukları oranı ne olur diye soruluyor. Arkadaşım bunun cisim köşegeniyle şunun cisim köşegeni nedir diye soruluyor bize. Hadi bakalım bu cisim köşegenlerini bulalım şimdi. Hocam şurası 1 burası 1. Hop bunu çizince burası kök kim? Evet burası da 90. Ee, bir tanesi ne yapıyor o zaman? X'in karesi eşittir. kök 2'nin karesi. Kök 2'nin karesi artı 4'ün karesi yapacak. Hadi bakalım. Kök 2'nin karesi artı 4'ün karesi yapacak. 16, 17, 18. Yani x böylelikle kök 18 yaptı. Kök 18 dediğimiz ne yaptı? 3 kök 2 yaptı. Öbürüne bakalım. Şunu şöyle çizecek olursak arkadaşım. Evet 2, 2 ise burası 2 kök 2 oldu. E 2 kök 2'den dolayı burası da 90 derece ya. E burada da ne oluyor kardeşim? Şurada da bir pisagor bağıntısı çıktı. Yani bu sefer de şuraya bir y diyecek olursak. Y kare de buradan neye eşit olmuş oluyor? 1 ee, ve 2 kökkinin kareleri toplamı. 1'in karesi artı 2 kökkinin karesi yaptı. Yani bu da 2 e, kökkinin karesi 8 artı 1'den 9 yaptı. O zaman y de buradan kök 9'dan kaç yaptı? 3 yaptı. Bunların oranlaması ne olabilir diye soruluyor. Yani 3 kök 2 bölü 3 soruluyor. Ya bu ya da tam tersi. Cevapta ne yaptı? Kök yaptı. Ya cevap kök 2 ya da 1 bölü kök 2 olacak. İşte o yüzden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. İkişik olduğu için cevap da böylelikle han yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Ayrı tuzunlukları ABC olan dikdörtgen her yüzey alanını vermiş. Geç bunu kardeşim. Biz birim küplerle oluşturulabilen yapılarda ne diyorduk? Hacim görünen yüzey çarpı 2 diyorduk. O zaman burada bu kare ile yapılmış. O zaman burada da görünen yüzey çarpı 2'yi yapabiliriz. Evet 1'e 3 verilmiş. Hani şurası 1 3 ise her bir dikdörtgen 3 mü yapıyor? Burası 3. Sonra burası da 3. Sonra burası da 3, 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 burası da 3 mi yaptı? Evet. Hocam şurası 1, burası 1, burası 1. Burayı da görüyorum. Hatta bak şurayı da görüyorum. Bak burayı kaçırma. Başka neresi var? Hocam şu alanları da bulmam lazım. Bu alanları nasıl bulacağım? Şu alanlar toplamı da toplamda bak şurada üçlük bir alan vardı. 1 ile kapattım orayı. 3, 6, 9 yani kırmızı alan neye eşit arkadaşlar? 3, 6, 9'dan neyi çıkartacağım? Hocam 1 burayı kapatmış, 1 burayı kapatmış, 1 burayı kapatmış. 3'ü çıkartacağım, 6 yaptı. Evet, burası da 6 yaptı. Şimdi görünen yüzeye çarpı 2. Sayalım alanları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 yaptı 3 tane 9. 27 28 29 30 36 bir de bu var. 37 yaptı. O zaman alan ne yapacaktır? 37 görünen yüzeye çarpı 2 yapacaktır. O da kaç yapıyor arkadaşım? 74 yapıyor. İşte bu kadar basit. 8. soruyu da böylelikle Akçay bulduk arkadaşlar ve bu şeyi de bitirdik ve çok güzel bir testti arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir testti. Çok güzel şeyler üretti bize. Ee, bu testi hatta bu serideki testler gerçekten çok güzel ya. Yani. Size çok şeyler katıyor. Neyse böylelikle olayı hallettik. O zaman ne diyoruz? Son testte yani test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.